Oğuz Kağan'ın duası. Tanrım, Türkçe konuşulan, Türk'e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar Türk'ün hükmü altında bırak. Yüce Allah Türk'ü korusun. Büyük Hun İmparatorluğu, milattan önce 204, milattan sonra 216. Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Özbekistan, Türkmenistan diye kurmuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp koygenler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Büyük Hun İmparatorluğu, milattan önce 204, milattan sonra 216. Hunlar İç Asya'da ortaya çıkan ilk büyük Türk devletini kurmuşlardır. Sağladıkları büyük askeri güç ile tüm Asya'yı kaplayan geniş bir imparatorluk kurmuşlardı. Milattan önce 3. yüzyılda ortaya çıkan Hunların daha sonra Avrupa'da Roma İmparatorluğu sınırlarına kadar ilerledikleri bilinmektedir. İç Asya'da ortaya çıkan bu büyük göçebe kavim Çin kaynaklarında Hihungunu olarak anılmaktadır. Çin yazarları onları bu adla andıkları gibi onlara da buna benzer bir biçimde kendilerini adlandırıyorlardı. Bu kavimin Moğol olduğuna ileri sürenler varsa da kaynakların çoğunluğunda Türk oldukları belirtilmektedir. Yaşam biçimleri, savaşçılıkları, gelenekleriyle Hunlar tam bir Türk boyu özelliği göstermektedirler. Bizans yazarları Hunları Herodot'un andığı eski Çav kavimlerine benzetirler.
Asya Hunları adı tarihinde ilk kez M.Ö. 318 yılında yapılan Kuzey Şansi Savaşı'nda geçer. Daha önceki tarihsel bilgiler sonradan yapılan araştırmalarla sağlanmıştır. Çinlilerin Hunları bir anlamda kuzeyde yaşayan barbarlarla bir tuttukları kaynaklarda gözlenmektedirler. Kuzeyde ve kuzeybatıda da daha sonra da Hunların yerleşme alanlarında sürekli hareket halinde bulunan kavimler arasında Jung ve Tik kabileleri önemli bir yer tutmuşlardır. Hunları daha sonraları tarihçiler Hunlar arasında saymıştır. Bu kolektif ad altında ileride Hunlara bağlı olarak birçok kavmin yer aldığı görülmektedir. Ne var ki tarih bilimi tüm kuzey kavimlerini kesin olarak saptayamamıştır. Hunların Çin kaynaklarına girmeleri, Çin sınırlarından içeriye doğru yaptıkları sürekli akınlar yüzündendir. Çin sınırlarından içeri giren bu kavimler gittikleri yerleri yağma ederek yakıp yıkmışlardır. Ayrıca Çin prensleri ve hanedanları birbirlerine karşı giriştikleri savaşlarda genellikle kuzeyde oturan Hunların yardımını istemişlerdir. Hunların Çin tarihinde ortaya çıkmalarının bir büyük nedeni de Çin'de sürüp giden iç savaşlardır. Ayrıca Çin'in dağınık olan iç durumu da Hunların bu ülkeye sürekli akın yapmaları için elverişli bir ortam yaratmıştır. Hun saldırıları sonucunda Çin ülkesinde bulunan 5 krallık yıkılıp gitmiştir. Ayakta kalan krallıklar arasında rekabetin devam etmesi karşısında Hunlar Çin'e yeniden saldırmak durumunda kalmışlardır. Hun saldırıları sonucunda Chihuahua hanedanı çökmüş ve ortada yalnızca Tis hanedanı kalmıştır. Bu hanedan giderek güçlenmiş ve Hunların yardımıyla Çin'de güçlü bir merkezi krallık kurmuştur. Bir süre sonra bu hanedanın da çökmesi üzerine bölgede Hun etkinliği artmış ve Hunlar sonraları Kore'den Aral Gölü'ne kadar uzanan büyük bir imparatorluğu kurma olanağına kavuşmuşlardır. İmparatorluğa doğru. Hun İmparatorluğu'nun asıl yönetici üyesini meydana getirenler Türk boylarıydı. Türklerin yanı sıra Moğollarda, Tunguzlar gibi diğer Orta Asya kavimleri de bu imparatorluk içinde yer almıştır. Bu devlette orman kavimleri olan Moğolların veya Tunguzların değil, Bozkır kavmi olan Türklerin kültürü egemen olmuştur. Devletin hanedanı Türk, kullandığı dil ise Türkçeydi. Türkçeden gelen Hun adı adam, insan ve halk anlamına geliyordu. Mongoloid ırkla ilgisi bulunmadığı anlaşılan Hunların buldukları devlet ve uygarlığın tarihi M.Ö. 2500 yılına kadar uzanmaktadır. Kansu ve Shensi bölgeleri Han uygarlığının ana merkezidir. Hunlar genellikle av hayvancılık ve tarımla uğraşmışlardır. Büyük baş hayvan yerine at yetiştirmişlerdir. Hunlar daha sonraları Türkler diye adlandırılan boyların ilk atalarıydı. Hunlar genellikle göçebe bir kavim olduklarında yalnızca Çin'e değil Asya'nın tüm bölgelerine göçler ve akınlar yapmışlardır. Onların bu hareketli ve savaşçı yaşamları nedeniyle kurdukları devlet kısa zamanda büyümüş ve Türklerin ilk kurduğu imparatorluk durumuna gelmiştir. Savaşçı bir yapıya sahip bulunduklarından o döneme yaşayan hiçbir ulus Hunların akınlarını durduramıyordu. Bitip tükenmeyen Hun saldırılarından bakan Çinliler sonunda kurtuluş ülkelerini çevreleyen Büyük Çin Seddi'ni yapmakta buldular. Hun devletinin ilk kurucusu Teoman'dır. M.Ö. 220'de başa geçen ilk Hun Hakanı Teoman o zamana kadar dağınık yaşayan Hun boylarını merkezi bir yönetim altında toplayarak Hun devletinin ilk kurucusu olmuştur. Teoman'ın kuruculuğundan sonra başa Mete geçmiştir. Mete babasının kurduğu devleti kısa zamanda başardığı fetihlerle imparatorluğa dönüştürmüştür. Başa geçiş sırasına göre Hun Hakanları şunlardır. Teoman, M.Ö. 220, M.Ö. 209. Mete, 209, 174. Lao Shang, 174, 160. Hun Xin, 160, 126. Iti Xie, 126, 114. U Wei, 114, 105. Ou Su Liu, 105, 102. Qiu Liu, Ha Ho Ho, 102, 101. Tichi Etu Huehu, 101-96, Houlaku 96-85, Houyenti 85-68, Hioliukihu 68-60, Woyenkihu 60-57, Houhansie 57-31, Feotshohu 31-20, Seuhihojiwa 20-12, Kijenyoje 12-8. Avuçoho M.Ö. 8, M.Ö. 13.
Haolojiwo 13-18, Haotohiwo 18-46, Paunawo 46-66, Yahuwo Lihewo 66-87, Yuchikinko 87-92. Kişine yöneliş. Teoman ve Mete'den sonra başa geçen imparatorların Türkçe isimleri bilinmemektedir. Çünkü hepsi Çin kaynaklarından öğrenilmiştir. Çin kaynaklarında Maho Dun olan Mete iş başına geçtikten sonra Hun İmparatorluğu'nun yükselme dönemi başlar. Devletin kurucusu Teoman oğlunu öldürtmek için bir başka bölgeye sürer. Ne var ki Mete gittiği yerde güçlü bir ordu kurarak geri döner ve babasını öldürerek imparator olur. Mete başa geçince önceleri doğuda yaşayan kavimler ondan çok şey istediler. Örneğin karısını, atını ve bir miktar toprağını. Bunun üzerine Mete halka ait olan şey verilmez diyerek doğu seferine çıktı ve doğuda yaşayan tüm kavimleri yenerek kendi imparatorluğuna başladı. Doğuda durum sakinleşince bu kez batıya yöneldi ve batı imparatorluklarını ve batı topraklarını da aldı. Böylece Çin Seddi'nin kuzeyinde kalan tüm bölge Hun İmparatorluğu'nun eline geçmiş oldu. Daha sonra Mete kuzey bölgesine döndü ve o yerleri de sırasıyla egemenliği altına aldı. Bunun üzerine Hun İmparatorluğu'nun civarında yaşayan bazı beylikler kendiliklerinden Mete'nin egemenliğini benimseyerek Hun İmparatorluğu'nun sınırları içine girdiler. Ülkesini hemen her yönde genişleten Mete bundan sonra büyük bir Çin seferi için yeniden hazırlanmaya başladı. Bu sıralarda Çin'de Han sülalesi dönemi başlamıştı. Bu dönem M.Ö. 206-220 yılları arasında sürmüştür. Çin'de Cao Ti imparator olmuş ve Tai eyaletinin başına Han kralı unvanı ile Sin'i getirmişti. Mete Maji kentine saldırarak Çin seferine başladı. Sin bunun üzerine Hunlara teslim oldu. Mete ilerleyerek Çin'in içerilerine girdi ve imparator Cao Ti ile savaşa başladı. Hunlar Çinlilerden sayıca az olmalarına karşın Mete savaştan zaferle çıktı. Çin imparatoru Mete'nin karısından yardım istedi ve onun aracılığıyla kaçarak canını kurtardı. Hun akınları bu savaştan sonra da sürdü. Çin kralı yeni bir sefere hazırlamak istediyse de yakınları onu bu düşünceden vazgeçirdiler ve daha sonra görüşmelerle Çin-Hun barışı gerçekleşti. Çin kralı bir cariyesini Mete'ye gönderdi ve her yıl belirli bir oranda gıda yardımında bulunmayı hükümlendi. Bu barış üzerine Mete uzun bir süre Çin ülkesini rahat bırakarak yeniden batıya döndü. Sırasıyla Tibet ve Tibet'in güneyinde yaşayan kavimler imparatorluk sınırları içine alındı. Şamu çölü ve Lop gölü çevresinde halk korunmaya alınırken İrtiş ve İli ırmakları boyunca yaşayan halklar Hun egemenliğine girdiler. M.Ö. 177 yılına kadar süren bu zaferler sona erdiğinde Hun İmparatorluğu'nun sınırları Kore ve Japon denizinden Volga nehrine kadar ulaşıyor ve Sibirya'nın güneyi de bu devletin sınırları içinde yer alıyordu. Mete Orta Asya'da yaşayan Hint Avrupa asıllı Yüecileri de yerlerinden sürerek bu bölgeyi tümüyle Türkleştirdi. Bu seferler sonucunda Mete Han Asya'da yaşayan tüm Türk kavimlerini merkezi bir otorite ve tek bir bayrak altında birleştirmeyi başardı. Ayrıca Moğollar, Tunguzlar, Tatarlar ve Çinlilerin büyük bir kısmı da Hun İmparatorluğu sınırları içinde yaşamaya başladılar. Türk tarihinin öncüsü Hunlar. Mete Han M.Ö. 174 yılında öldüğü zaman mülki ve askeri örgütü, iç ve dış politikası, ordusu ve dini, kültür ve sanatı ve en önemlisi gelişmiş toplum yapısıyla Büyük Hun İmparatorluğu Orta Asya'da ilk Türk İmparatorluğu olarak kurulmuş bulunuyordu. Mete'den sonra başa geçen imparatorlar devletin bu yüksek düzeyini korumaya çalıştılar. Daha sonraları başa geçen bir Hun İmparatorluğu'nun Çinli prensle evlenmesi devletin zararına oldu. Hun merkezinde Çinli prensin korunması görevinden yararlanan Çinli diplomatlar ülkenin her yerinde özgürce dolaşabiliyorlar ve Türk kavimleri arasında ayrılık tohumları saçarak ülkede bölünmeye yol açarak kışkırtmalar yapıyorlardı. Ülkeye getirilen Çin ipeği devletin ileri gelenleri arasında lüks zevkleri ön plana geçirdi. Babası ve dedesi ölçüsünde asker yapılı olmayan İmparator Tang Wu zamanında devlet iktidarında zayıflıklar görülmeye başlandı. Bu durumun yaratıcısı olan Çinliler devletin işten çökmesi için her şeyi yaparken bir yandan da sınır boylarında Hun topraklarına saldırılar düzenliyorlardı.
Türk tarihinin öncüsü olan Hunlar zamanında Türkler değerlerine toparlanmışlar ve dağınık yaşamaktan kurtulmuşlardır. Melemete Han gibi büyük örgütçü ve askeri bir devlet adamına sahip olmak o dönemde Hunların en büyük şansı olmuştur. Mete zamanında genişlik bakımından Hun İmparatorluğu, İran, İskender ve Roma imparatorluklarını geçerek dünyanın en büyük devleti oldu. Tüm doğal zorluklara karşılık Mete dönemin en büyük askeri olduğunu kazandığı zaferler ile kanıtlamıştı. Hunlar kurdukları geniş devlet ile yakın ve uzak doğu arasında bir tarih köprüsü oluşturmuşlardı. Arkeolojik araştırmalar sonunda Orta Asya'da bulunan eski kalıntılar Hunların zengin bir ekonomik ve ticaret yaşamına sahip olduklarını göstermektedir. Dünyanın çeşitli ülkeleri ve kavimleriyle her türlü ekonomik ve ticari ilişki kuran Hunlar zamanında İpek Yolu oluşturulmuş ve durgun Orta Asya topraklarına ekonomik canlılık kazandırmıştır. Hunlar ve İpek Yolu. Daha sonraları Çin ve İpek Yolu'nun denetimini eline geçirmek için Hun bölgesine saldırılara başlamış, milat sıralarında Türk ve Çin orduları bu yolun denetimi için birçok kez savaşmışlardı. Casusluk yapan diplomatlar aracılığıyla Çinliler yavaş yavaş Hunların askeri sırlarını öğrenmişler ve ordularını ona göre yetiştirmişlerdi. Çinlilerin yeni kurdukları ordu Hun yöntemleriyle daha başarılı sonuçlar alırken Hun orduları da yenilmeye başladılar. Çin orduları bir yandan kuzeyde Hun akınlarının önüne geçerek diğer yandan da İpek Yolu'nun denetimini yavaş yavaş ellerine geçirmişlerdi. Hunlar devrinde Türkler çoğalmıştı ve Orta Asya'nın kalabalık kavimlerinden olmuşlardır. Altaylar ve Tanrı Dağları'ndan sonra Sibirya ve Baykal Gölü bölgeleri de Türkleştirilmiştir. Buralarda yaşayan Moğol toplulukları ise doğu bölgelerinde yaşamaya zorlanmışlardı. Hun devrine ait iskeletlerin antropolojik incelemesi bu durumu yansıtmaktadır. Türklerin beyaz ırktan oldukları ve hiçbir biçimde mongoloid bir iz taşımadıkları yapılan incelemelerden sonra anlaşılmıştır. Mete, Orhun kıyılarına kadar gelen Tunguzları daha sonraları doğu bölgelerine sürmüştür. Değişik boyların kenar bölgelere yerleştirilmesiyle Orta Asya tam bir Türk ülkesi olmuştur. Hunlar Kore'den Karadeniz'e kadar olan bölgeye barış ve düzen getirmişlerdi. Mete Çin İmparatorluğu'na yazdığı bir mektupta egemenliği altında bulunan kavimlerin hepsinin barış ve refah içinde yaşadıklarını açıkça belirtmiştir. 300 yıldan çok bir süre tarih sahnesinde kalan Hun İmparatorluğu'nun son dönemlerinde bu durum değişmiş, Çin saldırıları ve entrikaları ile devletin zayıflaması barış ve refah düzenini sarsmış, Çin sınırlarında yaşayan Türkler Çin saldırıları sonucunda melezleşerek Hun birliğinden kopmaya başlamışlardı. Hun ordusunun giderek zayıflaması sonucu akınlar da durmuştur. İmparatorluğun zengin topraklarının dış saldırılara uğramasıyla gelir azalmış, ülke yönetimi sarsılmıştır. Çin'den vergi ve hediye alarak sağlanan ekonomik destek azalmıştır. İç huzursuzluk yöneticileri diğer kesimleri arasındaki ilişkileri bozmuş, Çin Hun hanedanı üyelerinden bazılarını kendine çekmiş ve iç kavgalara desteklemiştir. İki kardeş Hohenya ve Çiçi zamanında Hunlar ikiye ayrıldılar. Hohenya'nın Çin uyruğuna girme düşüncesi üzerine Çiçi kendisine bağlı birliklere ülkesinin batısına doğru çekildi. M.Ö. 54 bir yandan Çin ile uğraşarak bir yandan da o bölgede yaşayan diğer kavimlerin direnmelerini kısarak şu Talas ırmakları düzlüğünde bağımsız bir devlet kurdu. Ne var ki bu Orta Asya'da Hun devleti fazla uzun sürmedi. Batıya doğru Hun göçlerini adım adım izleyen Çin ordularından başka bazı Türk boylara da yeni devlete karşı çıktılar. Çiçi'nin yeniden surlar ile çevrilerek yaptırdığı Hun başkenti çeşitli saldırılarla yıkıldı. Çiçi ile beraber hanedanı yok edildi. Hunlar arasında bölünmeler. Hunlar arasında bölünmeler. Hohenya ve oğulları Çin Seddi'nin kuzey bölgelerinde Hunlara bir yüzyıl kadar imparatorluk yaptılarsa da Çin'in baskılarına dayanamadılar. Milattan sonra 2. yüzyılın başlarında Asya Hunları birbirlerinden ayrı 3 devlet görünüşündeydiler. Birincisi Balkaş Gölü çevresinde Çiçi Hanlarının Hunlarından arta kalan halk. İkincisi Barköl bölgesinde Kuzey Hunları. Üçüncüsü Kuzey Batı Çin sahasında Güney Hunlarıydı. Kuzey Hunlarından eski Hun merkezi civarında kalanlar 155 yılına doğru Siyempiler tarafından batıya itilerek göçe zorlandılar. Güney Hunlular da kendi işlerindeki çatışmalar yüzünden yeniden ikiye bölündü. Giderek baskısını artıran Çin, M.Ö. 220 yıllarında bu toprakları ele geçirdi.
Bununla birlikte Asya Hunları milattan sonra 5. yüzyıla kadar dağınık biçimlerde varlıklarını sürdürdüler. Asya Hunları sonraki yüzyıllarda Çin'in çeşitli bölgelerinde kısa ömürlü küçük devletler kurdular. Çin sahasında Hun siyasal yaşamı ortadan kalktıysa da Hunlar Çiçi iktidarının yıkılmasından sonra Aral Gölü'nün çevresine dağılarak o bölgede yaşamalarına devam ettiler. O bölgede var olan diğer Türk boyları ile birleşerek çoğalan Hunlar iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle Hazar Denizi'nin kuzeyinden Avrupa'ya doğru göç ettiler. Hunlarda devlet yönetimi. Meten'in oluşturduğu Kavimler Federasyonu ilk göçebe Türk İmparatorluğu olarak Asya topraklarında kurulmuştur. Devlet soyluluk derecesine göre hiyerarşi içine girmiş Boy ve Budun topluluğuna dayanırdı. İmparatora büyük Tanhu adı verilen ve Tanhu'ya bağlı bir hasta birliği bulunur. Bu birlik aracılığıyla da tüm ülke yönetilirdi. Tanhu ve ailesi ülkenin en iyi sürülerine sahip olup bu sürüleri gene ülkenin en iyi otlaklarında beslenirdi. Tanhu'nun karargahında bir merkez bürokrasisi gelişmişti ve saray bürokrasisinde okumuş Çinliler kullanılmıştı. Askeri yönetimde Çin'e karşı savaşırken bile Çin'i bilen Çinliler danışman olarak çalıştırılmıştı. Hun İmparatorluğu Türkler arasında bir ilk kez devlet niteliği gösteren bir birlik oluşturmuştur. Bozkır'da pek uzak köşelere dağılmış boyların yönetimi için boylar sol ve sağ olarak bölünürlerdi. Askeri örgütlenmede de sol ve sağ ayrımı uygulanır, sol genellikle sağa üstün tutulurdu. Çünkü güneşi yücelten Türkler de yüz güneye çevrilince sol güneşin doğduğu yerdir. Hunlarda bu durum sol bilge elik ve sağ bilge elik olarak adlandırılırdı. Bunlar sol ve sağ kararlıydı. Sol bilge elik büyük Tanhu soyundandı ve veliahtı aynı zamanda sol ve sağ orduların komutanı da sayılan bu iki elik sağ ve sol boyların yönetimiyle ilgiliydi. Hunlar genellikle Tanhu'nun kardeşi ve oğullarıydı. Çoğu düşman olan zorla bağımlı kırılmış bulunan boy ve budunlara yönetebilmek için sağ ve sol eliklerin küçük oranda da olsa doğrudan kendilerine bağlı bir askeri güce ve büyük sürülerini otlatacak insanlara gereksinimleri vardı. Bunu onlara ayrılmış boy veya da budun yerine getirilirdi. Göçebe sistemde o toprak değil boy ve budun paylaşılır. Toprak ikinci planda kalırdı. Yerleşik feodal sistemde ise paylaşılan topraktı. Elikler bu çekirdek ordu ve boya dayanarak öteki özel boyları yönetirlerdi. Onların hemen altında sağ ve sol doğru kralları vardı ki Hunlar bunlara dört köşe adını verirlerdi. Daha alt köşede de altı köşe adını alırlardı. Hunlarda Tanhu'nun boyundan başka ayrıcalıklar ve soylu sayılan dört boy daha bulunurdu. Çin kaynaklarına göre bu boyların ikisi sağda, batıda, ikisi de solda, doğudaydı. Bu soylu boyların doğuya ve batıya doğru göç etmeleri onların da beylerin önderliğinde bağımlı boyların yönetimine katıldıklarını gösterir. Bu soylu boylardan hepsinin Tanhu soyuna akraba oldukları belirtilir. Ordu yalnızca soylu boyların ve köle olmayan özel boyların sağlayacağı askerlere dayanmazdı. Savaşta yenilen ve köleleştiren boylar da aynı biçimde asker sağlamakla yükümlüydü. Bu nedenle Mete Han Bozkır'da yüzyıllar boyu kullanılacak ve Cengiz Han zamanında geliştirilecek olan onlu düzenleme sistemini geliştirmişti. Ordu her birinin başlarında şefleri bulunan 10, 100, 1000 bölümlere ayrılmıştı. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı deyimleri bu düzenlemelerden ileri gelmekteydi. Bu birlikler boylar çerçevesinde gerçekleştirilirdi. Büyük aile 10, boy 100, budun ise 1000 asker sağlamakla yükümlüydü. Bazen bu rakamlar boyların ve budunların durumlarına göre değişmeler gösterebiliyorlardı. Bu türlü birimler Tanhu'nun ili 24 Çihangay ayırmasıyla bütünleşebilirdi. Tepede sol ve sağ elikler ve her iki kanatta da 11'er askeri şef vardı. Toplam sayıları 2 elik ile birlikte 24'tü. Bu 24 şef içinde Kaan soyundan gelen prensler ile büyük askeri şeflerin karmaşık bir hiyerarşisi bulunmaktaydı. Şefler derecelerine göre az çok kalabalık bir askeri birliğin komutanı olurlardı. Diğer yandan askeri sistem mülkü yönetiminin de temelini oluşturmaktaydı. Bu sistem akrabalığa dayalı sistemi yıkarak merkeziyetçi bir yönetim getirmişti. Hun devletinde boylar merkeziyetçi bir yapıda yaşamışlardı. Askeri şef genellikle komuta ettiği askerlerin beyiydi. Bazen kavim kökünden kopmuş askeri şefler kullanılmışsa da yöresel beyler yönetimindeki boy örgütlenmesi de boy dayanışması eskisi gibi olurdu.
Barış zamanında bir boyun askerleri geleneksel beyinin yanında çobanlık yapardı. Hem beylerine hem de beylerinin aracılığıyla Hun devletine vergi öderdi. Boylar sistemi ile Hun devletinin yönetim düzeni geniş ölçüde birbirine girmiş ve özdeşleşmişti. Hun devlet örgütü kavim sisteminin üzerine akıllıca örtülmüş bir örtüydü. Düzenli toplanan bir kurum olmamakla beraber boy ve budunların işleriyle imparatorluğun politikası arasında eş güdümü sağlamak için zaman zaman toplanan kurultay, Kaan ailesinin büyük askeri şefleri, boy ve budun beylerini bir araya getirirdi. Kaan'ın otoritesi ve kurultayın gücü konusundaki bilgilerimiz genel düzeyde ve yetersizdir. Ekonomik işler ve askeri seferler iyi gittiği sürece tam ve devlet güçlü görünürdü. Çin ve Türkistan yiyecek göndermeyince devletin ve imparatorluğun durumu sarsılır ve bu durumda bağımlı yaşayan boy ve budunların merkeze karşı ayaklandıkları sık sık görülürdü. Eldeki bilgilere göre Hun devleti vergi ve asker sağlamakla yetinen ve bağımlı boy ve budunların iç düzenlerine pek az dokunan ince bir bürokrasiye ve hiyerarşik biçimde sıralanmış boy ve budunlara dayanırdı. Köle durumundaki boylar bile vergi ve hizmet yükümlülükleri dışında özelliklerini korurlar ve kendi ekonomik uğraşlarını sürdürürlerdi. Kendi hayvan sürülerini yetiştirebilirlerdi. Bozkır'da bir süre sonra boylardan birisi büyüyerek diğerlerine egemen olurdu. Efendi köle ve boy ilişkisi bir sömürü düzeyinin varlığını karşın geçici bir durumdu. Boylar içindeki gelişmeler, soylular ve kara budun ilişkisi önemli ve anlamlıydı. Nitekim Tonguzlar örneğinin göstergesi üzere köle boyların beyleri ile ileri gelenleri de Hun beyleri ve askeri şefleri arasında yer alırdı. İyi kurulmuş düzenin çöküşü. Boy ve budun üzerindeki egemenlikler babadan oğula geçerdi. Beyler ile kara budun arasında kesin bir ayrım bulunduğuna dair bilgi yoktu. Beylerin otoritelerinin artmasına ve servet farklılaşmasına karşılık boy içindeki ailelerin de sürüleri bulunur ve boyun özgün üyeler olarak sayılırlardı. Çin köylüleri büyük toprak kiraları yüzünden yoksul duruma düştükleri zaman Çin Seddi'ni aşarak Hun ülkesine sığınmışlardı. Hunlar ile Çin arasındaki anlaşmaya rağmen yoksul Çinlilerin Hun ülkesine sığınmaları önlenememişti. Hunlarda boy dayanışmasına dayanan ateerkil yaşam sürdüğünden boylardaki kölelerin yaşama koşulları Çin'e oranla daha elverişliydi. Aslında Hun siyasa birliğin kuruluşunda otlakların yitirilmesi ve genel bir yoksulluğun başlaması önemli rol oynamıştı. Bu nedenle Hun devletinin ilk dönemlerinde boy dayanışmasının ve Buyichi demokrasisinin bir ölçüde geçerli olduğu düşünülebilir. Her yılın 9. ayında geniş bir alanda herkesin katıldığı bir toplantının düzenlenmesi, sayım yapıldıktan sonra ortak sorunlar üzerinde herkesin ayrıcalıksız konuşması Türklerde demokrasi geleneğinin ilk belirtisi sayılabilir. Sonraları Çin ile ilişkilerinin gelişmesi ve bu ülkenin haraca bağlanması ile toplumsal düzen değişecek, geniş kitle yoksullaşırken beyler giderek zenginleşecekti. Çobanlar artık giderek köleler arasından seçilmeye başlanacaktır. Zenginleşmenin belirtileri mezarlarda saklanan değerli kumaş ve eşya ile anlaşılmaktadır. İlk dönemlerde dengeli görünen Hun toplumsal düzeni zenginleşmenin başlamasıyla beraber sarsılmış ve sürekli olarak yoksulların direnmeleriyle karşılaşmıştır. Başlangıçta hep askeri hep de demokratik yapıda kurulan bu düzen sonraları demokratik olma niteliğini yitirmiş ve zenginlerin baskısı altına girerek toplumsal adaletsizliklerin doğmasına yol açmıştır. Ekonomik sorunlar ve yoksullukların direnmeleri gündeme geldikçe Hun İmparatorluğu Çin'in zenginliklerini ele geçirmeyi düşünmüşlerdi. Ne var ki bazı kuşkular öne geçince Çin'i ele geçirme düşüncesi yerine ticaret ve haraca bağlama düşüncesine bırakmıştır. Hun devleti büyüdükçe Hun sarayında ve devlet yöneticilerinde lüksü eğilim giderek arttı. Hunların gereksinimleri artarken Çinliler daha az mal vermenin yollarını arıyorlardı. Çinliler haraçtan kurtulmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Milat yıllarına doğru Çinliler karşı saldırıya geçerek hem haraçtan kurtuldular hem de İpek yolunu ellerine geçirdiler. Hunlara verilen haraçların kesilmesi üzerine devletin bağlı boylar üzerindeki baskısı ve sömürüsü giderek arttı ve böylece iç kargaşalıklar Hun ülkesinde yayılmaya başladı. Çinlilerin ve civardaki boyların saldırı ve yağmaları sonucunda Hunlar sahip oldukları sürüleri, zenginlikleri zamanla yitirdiler. Bazı budunlar ayaklanarak Hunların zenginlik kaynağı olan hayvan sürülerini alıp götürdüler.
Tarım bölgesinde ise İpek Yolu için Hun ve Çin orduları sürekli bir çatışmaya girdiler. Milattan önce 60 yılında çeşitli savaşlardan sonra Çinliler tarım bölgesinde yerleştiler ve askeri garnizonlar kurarak İpek Yolu'nu denetimleri altına aldılar. Ekonomik darlık ve askeri güçsüzlük sürüp gittikçe maddi yardım düşüncesiyle bazı boylar Çin egemenliği altına girdiler. Hun ülkesinde sol bilge elit ile sağ bilge elit arasında Çinlilere karşı izlenilecek tutum yüzünden büyük anlaşmazlıklar çıktı. Hun prensleri arasında sert ve kanlı boğuşmalar başladı ve böylece Hun birliği dağılmaya yüz tuttu. Sağ bilge elit kendine bağlı kesimlerle beraber kuzey Çin'e gitti ve Çin İmparatorluğu'na bağlılığını bildirdi. Yukarıdan anlatıldığı gibi sol bilge elit Çiçi ise Batı Hun topraklarında yeni bir Hun devleti kurdu ama bu kısa ömürlü oldu. Milat yıllarında Büyük Hun İmparatorluğu genel anlamda sona erdi. Yerine çeşitli devletler kurulduysa da yeniden bu birliğe ve güçlü imparatorluğa canlandırabilecek olanaksızlaştı. Milattan sonra 48 yılında Büyük Hun İmparatorluğu bir daha birleşmemek üzere Kuzey ve Güney Hun devleti olarak ikiye bölündü. Güney Hunlar zamanla Çin egemenliği altına girdiler. Tarım bölgesinde ise Hun boylarının desteklediği ayaklanmalar Çin ordularına büyük zararlar verdi. Türk devlet geleneğinin ilk temellerinin atıldığı ve Türk boylar arasındaki geleneklerin devlet yönetimiyle bütünleştirdiği Büyük Hun İmparatorluğu'nun Türk tarihi ve Türk devletleri tarihinde önemli bir yeri vardır. Özellikle Mete Han yaptıkları ile Türk imparatorluları arasında bir devlet kurucu olarak haklı bir yere sahiptir. Devleti kurmanın yanı sıra örgütlemekte de Mete Han çok önemli atılımlar yapmış ve daha sonraki Türk devletleri için örnek oluşturmuştur. Hunların yaşamı. Hunlar bulundukları bölgenin özellikleri nedeniyle göçebe bir yaşam biçimi içindeydiler. Göçebeliğe önem veren Hunlar kalelerin ve kalıcı merkezlerin güvenliğine inanmıyorlardı. Bozkurlarını her terk edişte zengin bir yöreye yöneliyorlardı. Geldikleri gibi bir süre sonra gidince arkalarında yıkıntılar ve korku bırakıyorlardı. Onlara Hun cehenneminden çıkmış şeytanlar insan görünümünde büyücüler gözüyle bakılıyordu. Kürkten elbiseleri, kısa boyları, soluk yüzleri ve çekik gözleriyle gerçekten görenlere dehşet veriyorlardı. Sınırlardaki toplumları her zaman yağmalıyorlardı. Her istedikleri anda imparatorluğun sınırlarını aşıyorlardı. Gözü pek ve acımasız bir halk olarak o dönemde her ülkede korku yaratmışlardı. Hunlar genellikle Çinlilere çok kızıyorlar ve onları yok etmek için her zaman fırsat kolluyorlardı. Hunların genel yaşamları göçebelik olduğundan kuraklık veya iklim değişikliği gibi durumlarda hemen atlarını atlayarak civar bölgelerin yerleşme merkezlerine yağmalıyorlardı. Hun ülkesinde ticaret ancak belirli kentlerde yapılıyordu. Halkın büyük kısmı yaylak ve kışlak ardından göçebeliği sürdürdü. Hayvancılık ve avcılık en önde gelen uğraşlarıydı. Bütün göçebe toplumlar yiyecek, barınacak ve göç araçlarını kendileri sağlarlar. Buna karşılık ileşik komşulardan daha tahıl, baharat, pirinç, çay gibi şeyler alarak kendi malları ile takas yaparlardı. Göçebelik birçok bakımdan yerleşik topluluklarda ve çiftçilikten daha üstün özellikleri olan bir yaşama biçimi idi. Başta hayvan yetiştirmek, ehlileştirmek, bitkilerin ekilmesinden, hasatından daha zor emek, enerji ve deney isteyen üstün bir sanatı iş yalnızca ehlileştirmekle bitmez. Hayvanlara durmadan otluk ve yeşillik aranır, yedirilir ve bu emeğe karşılık süte, ete ve yüne kavuşulurdu. Bu güç yaşam koşullarında çobanlık hüneriyle beraber askerlik yetenekleri artar, sorumluluk ileri görüşlülük, fiziksel ve ahlaksal gelişmeler güçlülük kazanırdı. İç Asya'nın bozkırlarında aklı bozkır kültürü yüzyıllar boyunca geleneklerini korumuştur. Bozkır yaşamı içinde atın önde gelen bir yeri bulunuyordu. Türk boyları arasında en çok ata binenler Hunlardı. Çin kaynakları onların daha küçükken koyunların sırtında fare, gelincik ve kuşlara daha büyük büyüdüklerinde de tilki ve tavşanlara ok attıklarını anlatır. Genç yaşlarda bozkırın zor koşulları içinde bilinçli bir hazırlık dönemi geçirirler. Delikanlılık çağında tüm silahları ustalıkla kullanan zorlu birer cangaver olurlardı. Hunlar at sırtında alışveriş yaparlar, yemek yerler ve uyurlardı. Bizanslılar Hunlarla yaptıkları görüşmelerde onların eğerden inmek istemedikleri için konuşmaların at sırtında yapıldığını anlatmışlardı. Gezginler yazdıklarında Hunların ata olan bağlılıklarını ve at ile iç içe yaşamalarını geniş bir biçimde anlatırlar. Pazırık bölgesindeki kazılardan Hunlarla ilgili çok şey elde edilmiştir. Hunlar birkaç çeşit çadır kullanmışlardır. En ilkeli sırıkların birbiriyle çatışarak konik bir biçimde meydana getirenidir. Konik yapısı olan karkasın üzerine keçi
örtü olmadığından karaçam veya kayın ağacı kabuğu ile kaplanır. Bu bugün Altaylar'da sürülerini otlatan çobanlar arasında da bu çadıra çum veya kapa adı verilir. Sığırlar konik biçimde toprağa konduğunda üzeri keçe bir örtü ile kapatılıyor. Böylece sade ve çok pratik bir barınak elde ediliyordu. Kurganlardan bu çadırlar da kullanılmak üzere dikilmiş bezler çıkartılmıştı. Bu çadırlar öküz arabaları üzerinde bir yerden diğerine kolayca götürülebiliyordu. Bunlar gök tanrının gölgesinde konaklamaya arzu ettikleri her yerde bu çadırları arabadan indirerek kullanılabiliyorlardı. Ayrıca yuvarlak kubbe tipinde büyük çadırlar da kullanılıyorlardı. Bu çadırlar hızla kurulup gene aynı hızla sökülebildiği için göçebe yaşam biçiminde uygun düşüyordu. Bir baskın ve saldırıda kolayca yer değiştirmek için bu çadırlar çok elverişliydi. Ayrıca hayvanları otlatmak için gidildiğinde bu çadırlar kolayca kurulabiliyor da kurulabiliyorlardı. Bu çadırlar daha sonra ortaya çıkan göçebe evlerinin iç çekirdeğini meydana getirmişti. Mimarlıktaki kümbet düşüncesi bu kubbeli çadırlardan doğmuştur. Silindirlik yapısı ve kubbemsiz çatısı ile bu çadırlar en sert fırtınalara bile dayanabiliyorlardı. Yayalar ve bozkırlarda Hun boylarının otlak ardında yer değiştirmeleri ilginç görünümdeydi. Hun süvarilerinin ardından öküz arabaları içinde halk yer değiştirirdi. Çeşitli takılar ve süs eşyası hem atları hem de arabaları süslerdi. Çadır üzerinde ve sancak sopalarının uçlarında değerli madenlerden yapılmış hayvan biçiminde heykeller görülüyordu. Arabaların arkasında ise hizmetçilerle esirler ayrı bir grup olarak yürürlerdi. Sürüleri besleyecek otlaklara ulaştıklarında yarım saat içinde çadırlarını kurarlar ve yerleşirlerdi. Bir tehlike anında ise çadırlarını daha da hızlı toparlar ve yola çıkarlardı. Bozkır'da dağınık içinde yaşayan Hun topluluklarının başında kesinlikle bir baş bulunurdu. Her türlü tehlikeye karşı askeri bir düzen içinde yaşarlardı. Savaşlar ve hayvan otlatma dışında zaman bulduklarında erkekler deri işçiliği, kemik tahta ve madenden göçebe yaşamında her gün kullanılan çeşitli eşya yapımı ile uğraşırlardı. Kadınlar ve kızlar ise yemek ve çocuk dışında halıcılık ve keçe yapımı için tezgahların başında çalışırlardı. Türklerin dünya uygarlığına armağan ettikleri halıyı ilk kez bir Hun kadını yapmıştır. Eşinin atına değerli bir örtü olarak düşündüğü halı daha sonraları başka amaçlarla kullanılmış ve yaygınlık kazanmıştır. Atlarını süslemek Hunların vazgeçilmez tutkusuydu. Atların süslemesinde en çok koşum takımı ve eğerlerin hayvan figürleriyle bezenmesine ağırlık verilirdi. Çadırların kurulduğu yurdun içinde de başbuğu bağlı bir düzen hüküm sürerdi. Çadır sakinlerinin ve eşyalarının yerleri kesin olarak belirli idi ve hiç kimse bu yerleri değiştiremezdi. Aletler ve diğer malzemeler çadır duvarlarına asılırdı. Çadırın ortasındaki ocak yeri hem evin ortası hem de en kutsal yerdir. Çadır sakinlerinin yeri bunun çevresinde belirlenir. Ocağın arkasında yaşlı erkekler ve konuklar için ayrılmış bir şeref köşesi bulunur. Bu yere baş köşe anlamına gelen tör adı verilirdi. Burası zengin nakışlı halılarla kaplanırdı. Ocağın iki yanına geceleri döşekler yerleştirilir. Sabah olunca bunlar kaldırılır. Yüklük biçiminde toplanır. Zengin nakışlı örtülerle süslü ve düzenli görünümleri sağlanırdı. Giyim ve ev eşyasında yetiştirdikleri hayvanların yünlerini kullanırlardı. Yün kendileri için gerekli her şeyi yapmalarına olanak veriyordu. Gereksinimlerin dışında gelenekler nedeniyle de yünü değişik alanlarda kullanıyorlardı. Özellikle kızların çeyizi için dokumalarda yünün önde gelen bir yeri vardı. Hunlarda kültür ve sanat. Hunların yaşamı ve ülkelerinin özellikle kendilerine özgü bir kültür yaratmıştı. Hunların disiplinli yaşamlarından sonraki Türk toplum ve devletlerini kıracak bir çekirdek meydana geldi. Türk tarihinin temelini Hun devletinin yarattığı düzen ve inanç oluşturuyordu. Altay dağları ve yöresi Hunlar aracılığıyla ilk Türk kültür ve sanatının yeşerdiği merkez oluyordu. Altay dağlarında rastlanan zengin kurganlar bunun en açık göstergesidir. Ölülerin eşyaları ile beraber gömüldükleri mezarlara kurgan adı verilmekteydi. Düz kılıçlarla karşılık Türklerin yaptıkları eğri kılıçlara kurganlar da çokça rastlanmıştı. Gök tanrıya inanan Hunlar her zaman güneşin doğduğu yer olan doğuya büyük saygı gösterirler ve törenlerini doğuya dönerek yaparlardı. Altayların kuzeyinde zengin altın madenlerinin bulunması Hun kültürünün ve sanatında altın ve altından eşyaya ayrı bir yer kazandırmıştır. O Hun nehrinin yanında Hunlar kendi başkentlerini kurmuşlar ve sanat eserleriyle bu bölgeyi donatmışlardı. Altaylıların yerli dokuma tekniğinin yanı sıra Çin ipekleri ve İran dokumaları da Hunların günlük yaşamına girmiş, yünden yapılan keçeler,
dokuma tekniğinin önde gelen ürünüydü. Üzerleri çeşitli süslemelerle kaplı keçeler değişik yerlerde kullanılıyordu. Süs resimleri arasında al sahneleri birinci plandaydı. Altay dağları ile Güney Rusya arasında her zaman bir kültür bağlantısı bulunmuş ve Kazakistan bozkırları bu iki bölge arasında bir kültür başköprüsü görevi yapmıştır. Altay dağlarındaki pazarlık bölgesi doğu ve batı kültürlerinin kaynaşmasıyla yepyeni bir uygarlığa kavuşmuştu. Hunlar yeni bir kültürün yaratıcısı olarak tarih sahnesine çıkıyorlardı. Büyük İskender'le beraber Batı Türkistan'a gelen Yunanlıların mutfaklarını Hunlar alarak daha geniş geliştirdiler ve değişik biçimde ortaya çıkardılar. Keçeler üzerinde Yunan motifleri yanı sıra Hun sanatı içinde Çin motifleri yer verilmiştir. Hun sanatında yer alan en önemli sahneler daha çok hayvan resimleri ve hayvan kavgalarıyla ilgilidir. Ayrıca Hunlar her türlü hayvanın heykelini de yapmışlardır. Heykel yapımında daha çok bronz kullanmışlardır. Ancak tahtadan yapılmış hayvan figürlerine de rastlanmıştır. Yarı insan yarı geyik biçiminde ruhları temsil eden çeşitli heykelcilik de görülmüştür. Türklerin kusta saydıkları geyik Hun sanatının önde gelen figürler arasında yer almıştır. Altay dağlarında görülen hayvanlar ile savaş sahnelerinin din açısından da bir anlamı vardır. Altay bölgesi Hunlar sayesinde ilk Türk kültürünün doğduğu ve kişilik kazandığı merkez olmuştur. Hayvan resimlerinin yanı sıra gök tanrıcılık nedeniyle bolca gökyüzü resimleri de yapılmıştır. Çünkü onların gökleri Çin ve Hindistan'da olduğu gibi bulutlu ve karanlık değildi. Ay ve yıldızlar eski Türk kültüründe simgesel anlama sahiptiler. Gökteki yıldızlara bakarak yollarını bulurlar, iklimin değişip değişmeyeceğine karar verirlerdi. Türkler göğe önem vermişler, bütün ufukları kaplayan göğün kendisinin de bir tanrı olduğuna inanmışlardı. Yer ile bağlantıları yalnızca at ayakları ile kuruluyordu. Bunlara göğün bir ortası bir de deliği vardı. Kutup yıldızına demir kazık adını vermiş ve yıldızı göğün ortası olarak benimsemişlerdi. Dünya ile göğün bu demir kazığın çevresinde döndüğünü varsayıyorlardı. Hunlar devrinde Tanrı Dağları bölgesi Altaylardan daha yoksuldu. Bu yüzden Tanrı Dağları'nda ki bulutları Altaylardan daha az olmasına karşılık iki bölge kültürü arasında büyük benzerlikler vardı. Altaylarda hangi kültür dönemi başlamışsa bunun etkisi çevre bölgelerde gözlemlenmiştir. Altaylarda başlayan demir çağı hemen civar bölgelerde yayılmıştır. Bu açıdan Hun döneminde Altaylar etkin bir kültür merkezi görünümündeydi. Orhun Nehri'nin kaynağı Büyük Hun Devleti'nin de başkentiydi. Orhun Nehri ve civarı ilk Türk kültürünün en önemli bölgeleriyle doludur. Bu bölgeler incelenince Orhun bölgesinin dış kültür etkisinin bütünüyle dışında kaldığı anlaşılmıştır. Orta Asya'da ilk Türk kültürünün yaratıcısı olan Hunlar, bu kültürü gittikleri bütün bölgelere beraberlerinde götürmüşler ve egemenlikleri altına aldıkları tüm bölgelerin halkını bu kültürü aşılamışlardır.